Zeynep! Buraya gel! İyi koş! Oralarda seni bir başına bırakmış adamı çıkarmaya koş! Ya koşarım, koşmam, size ne? Yerinde olsam yanındayken başka kadınlara asılmayan bir sevgili bulurdum. Sevgili mi? Ya ne sevgilisi? Ya Emir benim çocukluk arkadaşım. Gerçekten mi? Doğru yere bakıyorsun. Sen ne diyen? Heyecanlandın mı? Yok. Ne heyecanlandım ki? Hadi o eğlenceli arkadaşını çıkarmaya gidelim. Efendim, iyi misiniz? İsterseniz ben yarın yine gerek kalmadı Sıtkı. Baba çok sağ ol ya. Vallahi büyük adamsın. Vallahi büyük adam. Alihan Bey, tekrardan çok teşekkür ederiz. Zeynep'e dua et gerçekten. Bir erkek yanındaki kadına nasıl sahip çıkar bir an önce de öğren. Ya ben de anlamadım ki abicim ya. Bir anda adam böyle tepeme bindi. Ben olanları en başından beri gördüm, merak etme. Ucuz atlattın, onu bil yeter. Ne geceydi ama değil mi ya? Bayağı macera oldu yani büyük. Nasıl geldin öyle bir anda? Üzüntüden ne dediğini, ne yaptığını bilmiyor tabii. Kusura bakmayın. Bayağı sarsılmış. Evet. Korkma be. Herif biraz sinirli falan ama bayağı sevdi beni. Sevdi. Çok sevdi. Bayıldı sana hatta. Ya beni sevmeyen ölsün ya. Ay Emir, git uzun bir süre gelme ya. Geleyim be. Ama iyi, gel. De bari birazcık ara ver. Tamam. Ya çok özlüyorum ben seni. Yavrum. Emir.
Hadi kız. Tekrardan çok özür dilerim. Hangi birine? Yani hem kendi adıma hem de... O Zibide adına özür dileyeceğine onunla olan arkadaşlığını sorgula Zeynep. Çok ciddiyim. Ay ben 40 yıllık arkadaşım niye sorgulayayım canım? Yani ben onu öyle olduğu gibi kabul edeyim. Tamam. Tamam sustum. Özür dilerim. İyi geceler. İyi geceler. Abla kusura bakma geciktim. Ne diyeyim? Geçmiş olsun mu hayırlı olsun mu? Hiçbir şey deme Celal. Ay olur mu öyle şey? Ya müşteri bizim veli nimetimizdir. Tamam, tamam. Siz gelin. Ben bila bedel o kirpikleri değiştireceğim. Tamam. Tamam. Hoşça kalın. Sıla! Sıla kız! Sen müşterinin kirpiklerini neyle yapıştırdın? Ertesi gün hepsi dökülüvermiş. Git bize ilk kahve yap. Sana bir haberim var. Ne? Halit. Dün gece kapıya geldi. Ne? Şaka yapıyorsun. Ya öyle havalar uçacak kadar bir şey yok. Ya konuştuk sadece. Ne tamam ne konuştun onu anlat. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Bundan sonrası Allah'a kalmış. Artık bekleyip göreceğiz. Ya Allah'ım bir tane moral alkışı ya. Bak bu kadar uğraştık bir şey değilsin bari. Bu arada ben düşündüm böyle boş boş bekleyerek olmayacak. Eski işime geri döneceğim. Hı. Zaten Zeynep de kullanıyor. Para da yok. Aferin kız iyi düşünmüşsün valla. Hem bu bekleme sürecinde böyle darlanmamış olursun. İyi olmuş. Aha bak buraya yazıyorum sana. Yine gelecek. Hı? Görürsün. Kız. Biz bu dönemi Nadas'a bırakılmış aşk mevsimi adını verelim mi? Hiç defa anlaşalım. Ne kadar dağınık masa bu ya? Alihan Bey, görmedim geldiğinizi. Bir şey mi istemiştiniz? Diyorum ki ne kadar dağınık bir masam var. Dağınık mı? Evet, dağınık. Baksana kaktüs de dahil olmak üzere ne arıyorsan var maşallah. Oyuncakçı dükkanı gibi. Ha, onlar şey için, radyasyonu azaltmak için. Anladım. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Radyasyon. Anladım.
Aa, Çiçek. Yıldız. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Özledik seni, nerelerdesin? Ya ben de çok özledim. Mahmut Bey'e bakmaya geldim aslında. Ha. Buralarda mı? Evet, burada olacaktı. Aynen bak, burada. Tamam, ben bir gideyim konuşayım onunla. Tamam. Mahmut Bey. Merhaba, nasılsınız? Merhaba Yıldız, hoş geldin. Ben iyiyim, sağ ol da. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor Ender Hanım'larla? Hayırdır? Ters giden bir şey mi oldu? Şey, ben aslında size şey diyecektim. Eğer sizin için de uygunsa ben eski işime geri dönebilir miyim? Vallahi doğru zamanlama mı desem yoksa çok mu şanslısın bilemedim. 3 gün önce karşılamadaki kızlardan bir tanesi hiç haber vermeden çekip gitmiş. Öyle mi? Öyle. De, sen neden ayrıldın onu bir anlat bana istersen. Ya yapamadım diyelim, olmadı yani. Bu tip insanlara kafede hizmet etmek ayrıdır, evde hizmet etmek ayrıdır. Neyse, her işte bir ayır vardır. Aynen öyle, doğru söylüyorsunuz. Ben o zaman ne yapayım, ne zaman başlayabilirim? Yarın gel, hemen başla. Tamam. Ben Çiçek'le konuşup shiftlerinizi ayarlarım. Tamam, süper. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun. Sağ olun. Çiçek, konuştum Mahmut Bey'le, yarın başlıyorum. Gerçekten mi? Evet, evet. Çok sevindim. Ben de. Hadi görüşürüz yarın, o zaman tamam, gideyim mi? Tamam, görüşürüz, hoşça kal. Evet. Bu arada medya ve reklam bütçesi dosyası gelmedi bana hala. Ona göre. Tamam? Tamam, hemen gönderiyorum. Hazırlansın. Hadi görüşürüz. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Sağ ol. Sizinle başlarda mutlu olsam da her zaman aklımın bir köşesinde bu ilişkinin bir yere gitmeyeceği olacak. Bir zaman sonra insanlara biriktirdikleri ağırlaştırır, yük olur. Ben ne kendime ne de size bunu yapamam. Lütfen beni anlayın. Efendim Zehra. Babacığım, nasılsın? Merak ettim seni. Bitti mi duruşma? Bitti. Yani? Boşandım Zehra. Hayırlısı olsun babacığım. Senin kimseye ihtiyacın yok. Biz varız. Kapat Zehra, kapat. Şu anda uygun değil. Tamam babacığım. Senden kurtulduk işte Ender Hanım. Oh, ne de güzel kurtulduk. Yüzünü göreyim. Tamam ama sadece bir saat. Bugün okul yarım gün. Çıkışta okulun oradaki kafede buluşalım. Thank you.
Allah çaputa dünyaları yatırmış aptal. Fena da yapmamış aslında ya. Erimciğim. Çok özledim seni. Burnumda tüttün hep. Gelsene. Ne içersin? Portakal suyu, sıcak çikolata. Bir şey istemem anne. Efendim İrfan. Sıtkı abi. Derin Bey okulun karşısındaki kafede... Ender Hanım'la buluştu. Haber vereyim istedim. Tamam kardeşim, sağ ol. Nasılsın? İyiyim yani. Sen? Anneciğin daha iyi olacak, merak etme. Yani seni daha fazla görsem daha iyi olacağım ama... Erim, benim seni görmem çok önemliydi. Biz bugün... babanla resmen boşandık. Bunu... benden duymanı istedim. Ne fark eden anne? Sen evden gittikten sonra boşandın zaten benim için. Erim, ben o evde olmayabilirim artık ama... ben her an seni düşünüyorum. Beni mi düşünüyorsun? Beni düşünseydin gitmezdin anne. Ya veda etmedin, giderken bir şey bile söylemedin anne. Bir gün sana kendimi affettireceğim. Beni bir gün anlayacaksın. Bir gün değil, şimdi anlamak istiyorum. Erim. Sen benim bu hayattaki en kıymetli varlığımsın. Bunun önüne hiç kimse geçemeyecek. Hiç kimse bunu değiştiremeyecek. Şimdilik bunu bil yeter, tamam mı? Bir şey içmedin. Bak okuldan geldin, açsındır. Bir şey söyleyeyim ben. Bakar mısınız? Biz bir menü alabilir miyiz? Gel. Gel Sıtkı, gel. Efendim İrfan aradı. Ne dedi? Erim okul yakınlarında Ender Hanım'la buluşmuş. Gitmemi ister misiniz? Gerek yok. Gençleri sık boğaz etmenin anlamı yok. Kendilerini özgür hissederlerse bir şey saklamazlar. Bırakalım Erim de kendini özgür hissetsin. Peki efendim. Siz nasıl isterseniz. Lila ile Zehra nasıl? Niye? Çok mu özledin anne? Erimciğim, biz yıllarca aynı evde yaşadık. Kaldık ki onlar senin ablaların.
Merak ediyorum tabii ki. Anne biliyor musun? Sen evden ayrıldıktan sonra adını hiç geçmedin. Birbirimize aynı değeri vermemişiz demek ki. Ne acı. Neyse, güzel şeylerden bahsedelim. Bir gitar alacaktın. Ne oldu o? Nasıl gidiyor müzik işleri? Ya boş ver anne, ne yapacaksın şimdi onu? Hem bir ay geçti onun üzerinden. Yani merak ediyorum. Yok mu resmi, göstersene. Çok güzel. Hayal ettim de seni böyle elinde gitarla. Çok yakışacak. Konserler filan. Çiçekçiliğe mi başladın Zeynep? Sevdiniz mi? Yok, sevmedim. Ben sevdiniz diye öğle yemeğinde gidip almıştım. Patronum radyasyona maruz kalmasın dedin yani, öyle mi? Yok, tam olarak öyle değil. Ya acaba dedim, bilgisayar başında fazla kalmak sizi olumsuz mu etkiliyor o yüzden? Cesaretine hayranım. Ama şansını zorlama. Bırak yerinde kalsın. Ablacığım. Ne olur şöyle Behlül'ün düğününe çağrılmış Bihter gibi oturma, gözünü seveyim ya. Ne yapayım Caner ha? Ne yapayım, bana söyler misin? Böyle zil takıp oynayayım mı? Oğlumu bile kafe köşelerinde ancak yarım saat görebiliyorum. Sabır ablacığım, sabır biraz. Ay ne sabrı Caner ya, ne sabrı ya? Zengin bir dul olabilecekken 5 kuruşsuz kaldım. Halit'ten 5 kuruş para almadan elim kolum boş boşanıyor, o kadar. Ay şimdi hakkında 1000 tane dedikodu çıkacak. Herkes konuşacak. Deli olacağım. Allah. Ablacığım, sana ağlaman için verilen mendillerle halay çekeceksin diyorum. Gör bak. Ay delirtme beni Caner ya. Delirtme beni. Nasıl olacak, bana söyler misin ha? Nasıl olacak? Halit'ten tırtıkladığın 3-5 kuruşla mı olacak bütün bunlar? Bize para lazım. Para. Duydun mu beni? Para. Ne? Yüzüğüm. Asla. Delirdin mi sen ya? Evden çıkarken elimde olmasa bu da Halit'e kalacaktı. Hayatta vermem. Aman vermezsen verme. Biz de evde 6 karat tek taş pırlanta yüzükte soğan ekmek yeriz. Ya ablacığım, ben sana bunun aynısının çakmasını alırım diyorum ya. Ortalıkta gözükmek zorundasın. Eski gücünü göstermezsen işte o zaman tamamen bitersin. Ne yapacağız? Yüzüğü satacağız, paralarını da gezmelerde yiyeceğiz. Tam Caner'lik. Abla ben öyle mi diyorum ya? Buna geleceğe yatırım olarak bakmalısın. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Ay abla, amma drama yaptın ha. Gören de yüzüğü doğurdun sanacak. Alt tarafı yüksek basınç ve ısı altında kristalleştirilmiş saf karbon. Nedir yani?
İyi. Satalım o zaman. Ha şöyle. Ha şöyle ya. Ne demişler? Arkanda bir şey bırakmadan bir yere varamazsın. Yeter ki arkanda bıraktıkların vardığın yerde bulacaklara değsin. Ya gelirken internetten okudum işte. Neyse, yüzük işini yarın hallederiz. Bu akşam kulübe gidiyoruz. Ay hiç havamda değilim Caner. Gir ablacığım. Gir bir zahmet lütfen. Daha Halit'ten kopardığım milyonları kutluyor gibi yapacağız. Akşam Mert'in partisi var. Hadi kalk hazırlan. Ay hadi hala oturuyorsun. Kalk kalk hadi kalk. Kalk güzel bir şeyler giy üstüne şöyle neşelen. Candan biraz hadi. Hadi. Hadi göreyim seni güzel ablam benim. Konuştun mu kafeyle? Ne yaptın? Yarın başlıyorum. Aman iyi, çok şükür. Bak kapıya gelen giden de yok. Adam da herhalde anladı artık. Çok şükür. Tabii kızım. Her kuşun eti yenmez. Gitsin kendine başka oyuncak bulsun artık. Yani ayrıca o adam için sıraya girecek bir sürü kadın vardır. O çoktan unutmuştur seni. Ne diyorsun sen Zeynep ya? Ay amma uzattın. Ay, ne dedim ben şimdi ya? Ay bayılıyorsun ya abartmaya her şeyi. Yıldız ben neyi abarttım acaba şu an? Ya ne olur yani bir kere de olumlu konuşsan. Ya ben daha olumlu ne söyleyebilirim ki? Adamdan zarar görmeden kurtuldun işte, sen daha ne istiyorsun? Ay tamam. Nereye ya? Odama gidiyorum. Ay iyi git Yıldız. Sofrayı da ben toplarım zaten. Sen kurdun sen kaldır. Ben gidiyorum. Ödevlerimi yapacağım. Tamam oğlum. Ben de birazdan kalkacağım. Uğrarım sana. Tamam. Afiyet olsun. Sana da. Zehra? Söyle. Neyi babacığım? Deminden beri kıvranıp duruyorsun. Sorunu sor da rahatla. Hadi ben de kaçtım. Yarın erken kalkacağım. İyi geceler kızım. İyi geceler. Hadi. Bir şey diyecektim babacığım ben. Şimdi Ender gitti ya. Bir sürü eşyası kaldı. Yani yazık günah. Hele ki o mücevherler. Bir davet olduğu zaman konuşuruz bunu. Şimdi konuşmanın anlamı yok. Haklısın babacığım, çok haklısın. Ben densizlik ettim, kusura bakma. Ben arkadaşlarımla dışarı çıkacağım da acaba dedim belki... Şoförsüz gitmiyorsun. Tamam babacığım. Ben geldim. Hoş geldin. Ne haber oğlum? Oğlumla şöyle baş başa bir sohbet edeyim dedim. İyi yapmışsın. Bugün boşanma davamız vardı. Merak ettim seni. İyi misin? İyiyim ben. Yani hazırlamıştım zaten kendimi. Pek bir şey değişmedi. Aslan oğlum benim. Neler yaptın bugün? Hiç. Okula gittim, geldim. Öyle. Başka bir şey yok yani. Yok. Güzel. O zaman ders çalışmaya devam. Hadi bakalım, iyi geceler. Oh. Baba.
efendim? Ben bugün annemle buluştum. Öyle mi? Yani sana daha önce söyleyecektim ama korktum kızarsın diye. Olur mu öyle şey oğlum? Niye kızayım sana? Sen neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilecek kadar akıllı bir çocuksun. Sana bir taraf seç diyemem ki. Annen senin o. Elbette göreceksin anneni. Madem annem bizimle olmayı istemedi, kararına saygı duymak gerek. Değil mi? Baba, sen anneme bir gün bile kötü söz söylemedin. Ya da taraf tutmam için beni zorlamadın. Ne bileyim, sıkıştırmadın. Baba olmak böyle bir şey evlat. Sen muhteşem babasın. Sen de iyi bir evlatsın. Hadi bakalım. İyi geceler. İyi geceler. Anlatamam Alihan. Hayır yani siz kimsiniz? Ben yıllardır Paris'e gidiyorum. Ve siz beni kapıda bekletiyorsunuz. Cinlerim tepeme geldi resmen. Atlatması zor olmuştur. Biliyor musun? Ben de senin gibiyim. Taktım mı takıyorum. Benziyoruz yani. Aşırı benziyoruz. Ben senin kız versiyonundum. Ben de hep kız versiyonum olsa nasıl olurdu diye merak ederdim, biliyor musun? Bana bakman yeterli. Senle ben power couple oluruz resmen. Toplum buna hazır değil ama. Tabii yalı davetlerine alışık olduğun için gece hayatını unuttun. Aramıza hoş geldin. Ben birazdan geliyorum. Nereye? Bak Alihan burada. Yanına gideyim de burada olduğum çabuk duyulsun. Tamam git git. Bu herifte de ne buluyorlar anlamıyorum ya. İnsansı robot gibi bir adam. Hemen geliyorum. Alihan'cığım. Ender hoş geldin. Buralara gelir miydin? Arada bir değişiklik yapmak iyi oluyor. Öyle. Gördüm de bir merhaba diyeyim dedim. İyi yaptın. Ne içersin? Efendim? Ne içersin? Şampanya. Teşekkürler. O zaman başarıya. Bence benim özgürlüğüme. Olsun. Ne haber Alihan? Nasılsın Zehra? Hoş geldin. Hoş bulduk. Valla Ender'i gördüm daha iyi oldum ya Ender'cim. Sen takılır mıydın buralara? Zehra'cığım ne güzel tesadüf oldu değil mi? Çok doğru söylüyorsun. Ben böyle yerlere hiç alışık değilim. Ama popüler mekanları da görmek lazım.
bayanlar, izninizle. Artık eskisi gibi seni davetlere çağırmıyorlar mı yoksa? Yapma Zehracığım ya. Benim kurduğum dostlukların soyadımla hiçbir alakası olmadığını en iyi sen bilirsin. İnşallah senin için de öyle olur bir gün. Umarım. Beni güldürme Ender'cim. Beni güldürme. Zaten öyle. Gülmek sana çok yakışıyor biliyor musun? Görüşürüz tatlım. Hiç sanmıyorum. Bırakın. İyi misin? İyi miyim? Canım nasılsın? Bak yine içkiyi çok fazla kaçırdın ama. Benim evden ayrılmam sana hiç iyi gelmedi. Ben varken hiç böyle dağıtmıyordum. Neyse, çok geçmiş olsun. Eve bırakmamı ister misin? Yok, şoförüm var benim. İyisin değil mi? İyi miyim, çok iyi. Ben de çıkacağım. Görüşürüz. İçim buradaydım. Bugüne denk geldik. Moraliniz nasıl? Çok iyi. Yalnız içeride üvey kızımın başına çok kötü bir hadise geldi. Onu üzüldüm biraz. Ne oldu? Neyse, iyi akşamlar çocuklar. Dedikodular doğru mu? Ali Hanım, evlilik ne zaman? Merak etmeyin arkadaşlar, çok yakında. Buradayım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ay abla, ne kadınsın sen. Senden korkulur vallahi. Nasıl düşürdün o Zehra'yı öyle? Helal olsun. Öyle karşıma geçip ahkam keserse ben de böyle adamın fişini çekerim. Ama ben de bir alkışı hak ettim. Nasıl yakaladım düşüşünü şak diye. Ay evet ya. Göstersene, çok merak ediyorum. Göstereyim. Ay çok fena. Bana bak, Cüneyt'e yollasana haber yapsın. Hatta başlık da şey olsun. Ender'i çekemedi, halat koptu. Ay Caner, çok alemsin ya. Yolluyorum hemen. Yolla, yolla. Ay, radara yakalanacağız şimdi. Oo kızlar. Nereye böyle? Kabotaj bayramını kutlamaya. İşe gidiyor Özgürsüm abla. Aa, kız sen işe başladın mı? Hı hı. Ay maşallah maşallah diyelim. Zeynep. Geçen gün kim bıraktı seni eve böyle kapıda arabalar mı arabalar? İş arkadaşım. Öyle mi? Kimlerdenmiş? Oğuzların Kınık Boyundan Gündüz Bey, tanıyor musun? Yürü, yürü. Sen niye bana bahsetmedin Gündüz Bey'den? Ya Alihan Bey evi bıraktı beni. Ha, senin şu değişik patron. Ya ne demeye çalışıyorsun? Ay, bir şey demeye çalışmıyorum. Sen hani çok büyük konuşuyorsun ya bana, ondan oluyor bunlar. Ay, bir şey olduğu yok Yıldız. Tamam tamam, yok. Yollarımız ayrılsın şurada da. Ayrılsın. Görüşürüz. Bye. Kalk, 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 kalk.
Baba. Bu ne rezillik? He? Bu ne rezillik? Baba, benim ayağım takıldı da. Bana bak. Niye başkasının ayağı değil de senin ayağın takılıyor? Gerçekten düşündüğün gibi değil. Kes. Çok... Şu anda kendi yalanına inanmış bir Ayyaş var karşımda. Bana bak. Seni uyarıyorum. Ya benim kızımın davranması gerektiği gibi davranırsın ya da seni tekrar Kanada'ya gönderirim. Orada da unutulur gidersin, anladın mı? Seni görüyorum, yapmayacağım bir daha. Lütfen, yemin ederim. Uzun bir süre gözüme görünmeyeceksin. Babacığım, lütfen. Efendim Alihan Bey. Bugün evde çalışacağım. İmzalamam gereken evraklar var. Onları al ve bana gel. Şimdi konum atıyorum sana. Size de günaydın Alihan Bey. Size de günaydın. Hoş geldiniz. Kahvaltı mı alacaksınız? Evet, lütfen. Şöyle bahçeye alayım sizi. Buyurun. Buyurun, böyle geçebilirsiniz. Afiyet olsun. Niye aramamış Halit Bey? Of. Asla aramayacak galiba. Oho! Yani abla, şu muhitte böyle uyuyan bir tek sen varsın ha. Abla! Abla! Uyan prenses, Monaco'da sabah oldu. Ne var Caner? Yüzüğünle vedalaşmaya gideceğiz. Hadi kalk. Aa, ama yapma böyle. Bak sana ne göstereceğim. Zehra'nın düşüşü her yerde. Kalk bak da keyfin yerine gelsin. Hani? Allah. Ay ay ay, ne yazmış sana ki? Geçmiş olsun. Nasıl ama? İçimin yağları eridi. Oh. Merhaba Alihan Bey. Gel. Getirdin mi istediklerimi? Hı hı. Getirdim. Buraya bırakabilirsin. Ne diyeceğim? Sen çorba yapmayı biliyor musun? Çorba mı? Çorba. Bilmiyor musun yoksa? Ha yok, biliyorum tabii. Ya yanımda çalışan Nezaket Hanım bugün izinli de. Boğazım çok kötü. Ha tamam, anladım. Şey, mutfak neredeydi? İleride, solda. Ben bir duşa girip çıkacağım.
çorbayı yapana kadar. Yıllardır tanıyan yer. Ne diyeceğim adamlara? Paraya sıkıştım mı diyeceğim? Bütün imajım yerle bir olacak. Ay gören de hiç yalan söylemedin zanneder abla. Yahu alıcı gibi gideceğiz oraya diyorum. Nasıl olacak o? Eninde sonunda bu yüzüğü satmak istediğimi söyleyeceğim. Bunlar dedikoducu adamlar. Anında duyulur. Hah işte onu öyle bir edayla söyleyeceksin ki adam senin yüzüğünün karatını büyütmek istediğini düşünecek. Ya akıllı kadınsın sen ya. Bul bir şeyler işte. O zaman Zafer'cim sen bunları bana şimdi ayır. Ben önümüzdeki hafta bunları gelip alırım. Yalnız ödemeyi hemen yapamayacağım. Haftaya yurt dışında olacağım. Yani dönüşte yapabilirim. Mümkün müdür böyle bir şey? Sorun değil Ender Hanım. Siz nasıl isterseniz. Tamam. Bu arada... Zafer'cim bu... Bana artık biraz demode gelmeye başladı. Değiştirmek istiyorum. Efendim, bu bir klasik. Biliyorum. Ama ne bileyim, pek uğurlu gelmedi bana galiba. Uğursuz geldi hatta. Evet, evet. Ablacığım yani ben de bazı eşyaların uğruna inanırım. Bence bu yüzük sana hiç iyi gelmedi. Bence sen bunu değiştir. Değil mi? Evet, evet. Evet, evet. Değiştireyim. Hatta geri vereyim. O zaman ben fiyat değerlendirmesi için birkaç telefon görüşmesi yapayım. Tamam ama şey... sertifikası yanımda yok ama. Hiç sorun değil. Bizde bir kopyası vardır. İzninizle hemen döneceğim. Canan şuna bak. Bunu Halit Bey'e haber vermeden alamayız. Zaten yeni boşanmışlar. Hemen ara konuş. En iyi müşterimizi kaybetmeyelim. Peki. Efendim? Efendim, Art Mücevherat'tan Zafer Bey sizinle görüşmek istiyor. Bağla kızım. Alo. Halit Bey iyi günler. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Zafer ben. Merhaba Zafer, nasılsın? Ha dur, sen söyleme. Zehra yine bir şeyler mi beğendi? Şey, efendim... Ender Hanım burada da. Sizin 2012 yılında kendisine aldığınız bir yüzük vardı. Kayıtlardan bulduk. 6 karat, kuşun kesim tek taş bir yüzük. Evet. Kendisi yüzüğü satmak istiyor. Biz de size danışmadan bir şey yapmak istemedik. Yüzüğün şu andaki ederi ne? 200 bin dolar. Anladım. Sen şimdi Ender Hanım'a yarısını söyleyerek yüzüğü al. Ben daha sonra senden satın alacağım. Siz nasıl isterseniz Halit Bey. Teşekkür ederim Zafer. Buyurun efendim. Sıtkı neredesin? Efendim dışarıda bir iki işim var. Onları halledip hemen geleceğim. Acele etmene gerek yok. İşini bitirdikten sonra Art Mücevherat'a git. Çorbanız hazır. Bırak böyle.
Ne bu? Çorba. Anladık, çorba da. Ne çorbası bu? Şehriye çorbası. Hiç sevmem. Minestrone çorbası yapamaz mısın? O ne ki? Hani böyle tüm sebzeler var içinde. Bilmiyor musun? Yok, bilmiyorum. Nereden bileyim? Var internette. Git bak. Tamam. Al. Git bak. Bakarım. Minestrone çorbasıymış. Utanması bile bana camları sildirecek. Zaten ben asistanlıyım, aşçımıyım, neyim anlamadım ki? Taktı bana, taktı. Konser gecesinden taktı, intikam oluyor şimdi ben. Buldun mu? Arıyorum Alihan Bey. Acele et. Sır. Bu nasıl hastaysa? Nasıl iştah ya? Bugün sürekli kendi kendine konuşuyorsun. Şey yok Alihan Bey, ben tam şey yapıyordum. Eğer beceremiyorsan ya da zor geliyorsa bana söyle. Yok, tam ben bakıyordum aslında. Seni bekleseydim aç kalacaktım Zeynep. Gel otur. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şimdi sabah kahvaltısı mı, öğle yemeği mi? Arası diyelim. Artık elinden de çorbayı başka zaman içeriz ha. Zaman ne yapacağınızı kestiremiyorum Alihan Bey. Çok güzel. Yalnız bazen yıpratıcı oluyor bu. Alışırsın. Öncelikle şikayet etmeyi bırak. Yemeğini ye. Daha çalışacağız. Konuşuyor bu kadar. Ne bileyim ben. Fiyatı ne kadar kıracaklarını hesaplıyorlardır kesin. Tabii öğrendi Halit'ten ayrıldığımı. Buyurun yüzüğünüz. Bu da verebileceğimiz fiyat. Yüz bin mi? Yani Zafer'cim anlıyorum, satarken fiyatta farklılık oluyor ama neticede bu yüzükten bahsediyoruz. Yarısından bile az neredeyse. Maalesef verebileceğimiz fiyat bu. İsterseniz kapalı çarşıda da satabilirsiniz. Farklı bir fiyat vereceklerini sanmıyorum ama. Aşk olsun Zafer'cim, benim kapalı çarşıda ne işim var? Ben bunu ihtiyacım olduğu için satmıyorum. Ya da... Neyse, öyle olsun madem. Şey, ödemeyi ne zaman yapabiliyorsunuz? İki güne yaparız Ender Hanım. Tamam o zaman. Biz müsaadeni isteyelim Zafer'cim. Kalkalım değil mi Caner? Tabii tabii. Ender Hanım'ın mantosunu getirin. Çok teşekkürler, haber bekliyorum o zaman. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağ ol canım. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Yeni modeller gelince beni haberdar edin. Tabii efendim.
Canlıcığım yeter, asma suratını artık ya. Canım yüzüm yok pahasına gitti ya. Şu çok canım sıkıldı. Para harcanmadan kazanılmaz ablacığım. Sen Zafer'e ne diyorsun? Fiyat değerlendirmesi için birkaç telefon görüşmesi yapmam lazım bak. Kapalı çarşı dedi herif bana. Of ablacığım gene başlama ya, tamam. Şişt, bana baksana sen. Hı. Biz bu küpeleri niye okutmadık? Bunlar Aysel'in getirdiği para etmeyenler. Esas para edenler Halit'in kasasında, bilmiyor musun? Onlar olsa rahattık zaten. Kahretsin ya. Neyse gel bir şeyler yiyelim de kendimize gelelim. Ne dersin? Neslihan Hanım masanız burası, buyurun. Afiyet olsun. Yıldız, sen bir kahve molası ver istersen. Teşekkürler. Bana bir kahve versene. Gelmiş. Halit Bey beni izlesin istemiş. Neyse, gördüğümü belli etmeyeyim. Var burada. Ender Hanım, ben buradaki işime geri döndüm de. O kadar beceriksizsin ki. Öl bence. Öl. Ablacığım sakin olur musun? Gel istersen biz yerimize geçelim ha. Ender Hanım, hoş geldiniz. Soru mu var, ben yardımcı olayım? Sorun bu kız. Onu burada görmek istemiyorum. Derhal işine son verin. Efendim, sakin olun isterseniz. Halledemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Şöyle buyurun.
Bu kızı burada görüp beğenip evime aldım. Ne yaptı dersiniz? Evimi soyup gitti. Yıldız mı? Bu kızı bir daha görmek istemiyorum burada. Derhal işine son verin. Ben onunla konuşurum. Konuşmayacaksınız. Göndereceksiniz. Abla ne oluyor ya? Gene çıkardın pençelerini. Bu salaktan bir şey istedim, elini yüzüne bulaştırdı. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi eski eşine geri dönmüş. Değil karşılamak beni, karşıma çıkamaz bile, biliyor musun? Çıkamaz. E niye öyle söylüyorsun o zaman? Madem kız hırsız falan değil. Cener'cim, sen birden böyle iyilerin dostu, kötülerin düşmanı mı oldun? Yok hayır da yani atar seviyeni öyle bir yükselttin ki şaşırdım ben de. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Beni getirmeyecekseniz kalkalım. Hemen götürelim. Yemin ederim ben öyle bir şey yapmadım. Ben zaten onun eşinin yanında çalışıyordum. Bir iki kere gittim evlerine. Hem siz beni tanıyorsunuz. Ben öyle bir şey yapacak biri değilim. Üzülme Yıldız. Ben sana inanıyorum. Yalnız sen onlar buradayken fazla ortalarda gözükme. Ama ya tekrar gelirlerse? Hemen bana haber verirsin. Ben hallederim. Tamam. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Bir su alayım. Tabii. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani bir şey soracağım sana. Bu karşılama çalışan Yıldız var ya. Hı hı. Bir ağlayarak çıktı. Bir şeyler oldu. Niçin sormuştunuz? Ya ben yakınıyım. Abisiyim benim. Anladım. Vallahi ben de tam duyamadım ama bir kadın geldi. Bir hırsızlık olayı olmuş galiba. Atın bunu işten dedi. Bu kızla ilgili bütün bilgileri bana haber vereceksin, tamam mı? Anlaştık abi. Yalnız aramızda kalacak. Bir kağıt kalem varsa telefonuma yazayım. Var. Vereyim hemen. Zeynep, aşçılığın vasat ama hemşireliğin fena değilmiş. Yani iyi diye hastalanma rutine bağlamazsınız umarım. İyi demedim ki, fena değilmiş dedim. Ama fena değil sizin lügatınızda iyi bir şey diye düşünüyorum. Yoksa övülmekten mi hoşlanıyorsun sen? Yani öyle demeyelim de bu kadar eleştirilmekten hoşlanmıyorum diyelim. Eleştirilecek şeyler yapma sen de. Ha, ben mi hatalıyım yani? Genelde. Şöyle yapalım mı Alihan Bey? Ben hiç konuşmayayım. Siz ne söylerseniz ben onay vereyim. Nasıl olur? Bana uyar. Senin sorunun ne biliyor musun? Anlamak için değil, cevap vermek için dinliyorsun. Rahat ol. Rahat olmadığımı kim söyledi ki? Gözlerin. Tamam. Bundan sonra anlamak için dinlerim o zaman. Güzel. Tekrardan teşekkürler.
Alo. Alo. Ya benim ablamın bugün ilk iş günü müymüş? Hayırlı mı olsunmuş? Ne şekersin öyle Zeynep? Ne oldu? Baymışsın ilk günden. Sabahtan beri oturmadım ki, ayaklarım koptu. Normaldir. Uzun zaman sonra döndüm bu tempoya. Bak ne diyeceğim sana? Akşam seni yemeğe götüreyim mi? Ben ısmarlayacağım. Niye, neyi kutluyoruz ki? Kafeye dönüşünü. Senin içindeki Pollyanna'ya böyle çamaşır suyu içiresim var. Ama sen de başımı karanlıklar prensesi oldun iyice. Hadi hadi hazırlan, geliyorum birazdan. İyi tamam. Hadi öptüm bari. Hoş geldiniz. Zafer Bey. Zehra Hanımcığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Buyurun oturun siz, ben ayırdıklarınızı hemen hazırladım. Ay yok, hiç hazırlatma. Babamla aram biraz nanem ola da, şimdi onları da alıp iyice kızdırmayayım. Şimdilik bir iptal ederim onları. Gayet tabii, nasıl isterseniz. Peki yüzüğü size mi teslim edeceğim? Hangi yüzüğü? Sabah Halit Bey'le konuşmuştuk. Ender Hanım'ın yüzüğü. Benim ondan hiç haberim yok. Pardon. Karıştırdım galiba. Zafer. Sen hiçbir şey karıştırmazsın. Söyle hemen. Hadi ne oldu? Ay söyle. Hiçbir şey söylemeyeceğim babama. Söz veriyorum. Hadi. Zehra Hanım, eğer Halit Bey duyarsa benimle olan bütün ilişkisini keser. Şimdi sen de bana ne olduğunu söylemezsen ben seninle bütün ilişkimi keseceğim. Yani ha babam ha ben, değil mi? Ender Hanım sabah yüzüğünü bize getirdi. Satmak için mi? Hay Allah. Yazık yani, değil mi? Neyse Zafer'cim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bu akşam Lila annesiyle yemekte galiba. Hı hı. Sen ne yaptın Erimciğim? Aynı. Okula gittim geldim. Hı, canım. Babacığım, ben söylediklerini çok düşündüm. Sen çok haklısın. Ben seni bir daha hiç üzmeyeceğim. Hatta bugün gittim, o ayırttığım mücevherler vardı ya, onları Zafer'e iptal ettirdim. Buna sevinmeli miyim? Sen aklınca kendini cezalandırmışsın. Yani tabii orası biraz öyle oldu. Ama ben çok büyük bir ders çıkardım bu olaydan. İnan bana babacığım, akıllandım ben. Umarım öyledir. Yoksa olacakları sana anlatmıştım zaten. Bugün Zafer'e gittim dedim ya babacığım, biraz sohbet ettik. Erim, ne oldu turnuva oğlum? Kaybettik baba. Üzülme, canı sağ olsun. Bir dahaki turnuvada. Tamam? Neyse, ne diyordun babacığım? Yarım kaldı. Zafer'e yarım kalmadı Zehra. Ben yarıda kestim. Seni harika bir kebapçıya götürüyorum. Aman ne güzel. Ay ne kadar memnuniyetsizsin Yıldız ya. Ya nasıl memnun olayım ya? Ya sabahtan beri ayakta duruyorum iş yerinde. Ayaklarım zaten kopmuş. Ne taksiye bindirdin ne otobüse bindirdin, yürütüyorsun beni. Tamam ne güzel işte, şeyde oturursun kebapçıda. Ay sen benim kardeşim olamazsın ya. Kesin hastanede falan karıştın. Bak bir dahaki maaşımı alayım, söz seni başka yerlere de götüreceğim. Tamam mı? Hmm. Ay çok heyecanlandım şimdi. Acaba hangi dönerciye götüreceksin beni? Ne kadar kötüsün.
Hayır, anlamadığım birdenbire ne oldu da ayrıldılar? Gülün siz, gülün. Kesin bunun altında bir şey var. Ablacığım, Ender'le Halit boşandıysa bize ne? Bırak, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Yok, annem illa altında bir şey arar dayıcığım, biliyorsun. Ne yapıyorsun, keyfin iyi mi orada? Ben iyiyim de, erim çok sessiz. Evet, belki ablam da ben de Ender'e bayılmıyorduk ama hepimiz abonde ne olduk sonuçta? Erim için durum zor olacak annesi nihayetinde. Ama şanslı. Çünkü senin gibi tatlı ve harika bir ablası var. Yuva yıkanın yuvası olmazmış. Sen de annesiz büyüdün. Demek şimdi sıra Erim'de. Anne sen ne diyorsun ya? O benim kardeşim. Ben bir şey demiyorum ki. Yani seninle aynı kaderi paylaşıyor, onu söylüyorum. Abla, uzatma. Lila haklı. Ben severim Erim'i. Annesi kötü, o ayrı. Muhabbetine doyum olmuyor yine. Ne oldu? Yok bir şey. Halit Bey mi bir şey yaptı? Ne oldu? Hayır Zeynep. Ender Hanım kafeye geldi bugün. Ne? Bir şey mi dedi sana? Yok canım, ne diyecek ki? O zaman? Anıları mı canlandı yani, nedir? Ya onu görmek bana iyi gelmiyor. Kafam çok karışık. Ablacığım biz bunu seninle 50 kere konuştuk ama ya. Kafan niye karışıyor ki senin? Ya neyle mücadele ediyorsun anlamıyorum. Kendimle Zeynep, kendimle. Hadi ye ye. Bu hangi köyün ayranı? Niye Zeynep üzülmüştü? Hayır yani birdenbire ne olmuş olabilir? Ablacığım. Bizi burada ilgilendiren kişi kim? Lila. Ve onun o evdeki huzuru. Öyle değil mi? Belki tekrardan evlenir. Anne, bildiğim bir şey mi var? Yok, bildiğim bir şey yok ama babanı çok iyi tanıyorum yavrum. Tabii sıkıldı Ender gibi sadece süsünü düşünen bir kadından. Ona daha çok böyle kol kanat girecek. Hastalandığında bakacak. Aklı başında anaç bir kadına ihtiyacı var. O kadın da sensin yani. Öyle mi ablacığım? Neden olmasın? Hem ben geçen görüşmemizde hissettim zaten. Yani Halit çok mutsuzdu, sıkılmıştı bu hayattan. Abla, Halit'in yeniden seninle evleneceğine inanıyor musun gerçekten? Hadi dediklerin oldu. Adam %100 oranda değişti. Hayır gelir mi o evlilikten? İnsanlar yaşlandıkça istedikleri şeyler değişir sevgili kardeşim. Halit'inkiler değişmez ablacığım. Lilacığım kusura bakma. Bazen eğri oturup doğru konuşmamız gerekiyor. Halit bir daha biriyle evlenmek isterse emin ol Ender'den genç ve daha güzeliyle evlenir. Kimse kusura bakmasın. Malzeme bu, model bu. Önemli olan Lila'nın hayatını etkileyecek bir problemle karşılaşmamak. Siz istediğinizi söyleyin. Ben Halit'i çok iyi tanıyorum. Ya Karadul'a bak sen ya. Bir de iftira atıyor. Sen de üzülüyorsun yuva yıkıyorum diye. İşte bak gör. Asıl ben şimdi ne yapacağım? Halit beni aramayı sormayı kesti. Peşimde adamı var ama o da bir iki güne kaybolacak. Uf, bu adam benden ya vazgeçti ya vazgeçecek. Asla vazgeçmedi ve vazgeçmeyecek. Ya sen beni dinlesene. Sen en büyük akıllılığı sokağa çıkıp ağlamakla yapmışsın. Ya sen deli misin? Ben yalandan ağlamadım ki. Ben orada gerçekten ağladım. Ay tamam be, yalan gerçek ne fark eder? Ağladığın Halit'in kulağına gitsin yeter. Hem iftiraya uğramak iyidir. Ne demek iftiraya uğramak iyidir? Ya erkekler doğaları gereği böyle koruyup kollamayı severler. Mağdur kadınlara dayanamazlar. İftira atması iyi olmuş.
Sen ne kadar manyak bir kadınsın ya. Neler geliyor aklına? Bana bak. İleride böyle Yürü Ya Kulum diye bir film çekilse var ya, sen başrol oynarsın. Ay, bir bu eksikti. Ay, gördüm. Ne yapsak, şuradan bir taksiye atlayıp gitsek mi, yoksa tanımıyor gibi yapıp yanlarından geçip gitsek mi? İhtimalleri hesaplatma bana ablacığım, sözelciyim ben ya. Aa, Damlacığım. Nasılsın hayatım? Nerelerdesin Ender'cim sen ya? Ya o kadar koşturuyorum ki bir türlü arayamadım, kusura bakma. Zerrin merhaba, nasılsın? Ne yapıyoruz peki? Devam ediyoruz değil mi programa? Tabii. Önümüzdeki hafta arayacağım seni, yine başlarız yürüyüşlere. Süpersin. Ama öncesinde bir kahve içelim mutlaka. Süper fikir. Zerrin'cim çok iyi olmuş Damla ile başladığın. Çok kısa sürede şekle girersin, merak etme. Hadi görüşürüz, bye bye. Görüşürüz. Zerrin'e bak sen. Yüzüne bile bakmıyor ama yakın takipçim. Ben Damla ile çalışıyorum diye iki arada bir derede Damla'yı ayarlamış kendine. Boş ver sen ablacığım ya. Bırak Damla'yı. Nadia Comaneci ile bile çalışsa bir cacık olmaz ondan. Ne demek istedi bu şimdi yine ya? Ha bir de utanmadan selam veriyor. Takılma lütfen Zerrin'ciğim. Hadi tempomuzu bozmayalım. Devam edelim hadi. Sen buna nasıl bir program uyguluyordun? Bana da yap aynısını. Yani bu bütün gün ne yiyip ne içiyor mesela? Sen Damla'yı arayacağım diyordun. Kadını aramak bile para. Ne yapacaksın? Şekerim o kadar çok seyahat ediyorum ki artık vakit bulamayacağım için de arayamayacağım. Ne yapayım? Koş koş. Hadi. Zeynep Hanım, bu biraz önce geldi size. Aa, öyle mi? Teşekkür ederim. Bunu senin için değil, patronun için yolluyorum. Afiyet olsun. Bir daha gece çıktığımızda mutlaka o da gelsin. Gel. Ne oldu? Bir haller var sende. Emir size kestane şekeri yollamış da. Zahmet etmiş, teşekkür ederiz. Ama niye öyle diyorsunuz? Yani kendi çapında teşekkür ediyor o da, sizi çok sevmiş hep. Ben onu sevmedim ama sorun orada. Belki zamanla seversiniz. Zeynep, bir daha ömrüm illa görmeyeceğim bir adamı neden zamanla seveyim? Zannetmiyorum. Bir de pek dost canlısı biri değilim farkındaysan. Belki değişiyorsunuzdur. Ben işimin başına döneyim. Teşekkür ederim. Efendim, bir şey daha var. Nedir o? Ben size sormadan bir şey yaptım efendim. Ne yaptın Sıtkı? Sizi öyle sıkıntılı görünce Yıldız Hanım'ı takip ettim efendim. Yıldız Hanım eski kafedeki işine geri döndü. Yalnız dün Ender Hanım'la karşılaştı. Olay mı çıkarmış? Efendim, Yıldız Hanım ağlayarak dışarıya çıktı. Sonra içeriden öğrendiğim kadarıyla dediğiniz gibi Ender Hanım olay çıkartmış. Bu kadın hiç akıllanmayacak. İşten çıkartılmasını istemiş efendim. Neden? Evde hırsızlık yaptığını söylemiş. Hırsızlık mı? Bu kadın iyice kontrolden çıkmaya başladı. Tabii. Bana bir şey yapamayınca hırsını Yıldız'dan çıkarıyor. İsterseniz kafe müdürüyle görüşebilirim efendim.
Yok yok, gerek yok. Ben hallederim. Peki efendim, müsaadenizle. Teşekkür ederim. Efendim Caner, hazırlanıyorum. Hazırlanıyor musun? Nereye gidiyorsun? Derneğe. Derneğe mi? Aslan ablam be. Bravo be, işte bu. Herkes bitmediğimi görmeli. Bana bak, beni yalnız bırakma. Sen de gel. Abla vallahi ablamsın diye demiyorum. Evita gibi kadınsın ha. İyi, hadi kapatıyorum ben. Aa, dur dur, kapatma. Sana bir kurye yolladım. 2 dakikaya kapında olur. Ne kuryesi ya? Sana bazı takılar aldım. Seç, beğen, kullan. Nereden? Kadıköy'den, pasajdan. Arkadaşımın dükkanı var orada. Kadıköy'den mi? Hiç uylama abla, hiç uylama. Gerçeğinden ayırt edeni bul, gel suratıma tükür. Sen şimdi tak tak üstür, sonra dua edersin kardeşine. İyi, tamam, hadi. Kapı çaldı, herhalde kurye geldi. Hadi, öpüyorum. Ender Hanım. Evet, benim. Paketiniz var. Bir imza alacağım sizden. Alihan Bey hiç evlenecek bir adama benzemiyordu ya. Ay, sen yeni mi duydun? Dünkü haber bu. Sevgilisi açıklama yapmış. Sen ne diyorsun? Heyecanlandın mı? Yok. Niye heyecanlanayım ki? Emin misin? Zeynep, Lale Hanım geldi. Alihan Bey'le görüşmek istiyor. Buyurun. Hoş geldiniz. Sen yeni misin? Evet, yeni başladım. Alihan Bey toplantıda ama bitmek üzeredir. Ben size eşlik edeyim. Peki. Alihan Bey'in toplantısı bitti mi? Evet, şimdi bitti. Buyurun. Mersi. Selam. Hayatım, bu asistanını çok mu aradın gerçekten? Yani biraz daha presentable birini alsan daha iyi olmaz mıydı? Gerçi benim için çok daha iyi böyle tiplerin yakınımda olması ama. Ne diyorsun sen? Şu asistanından bahsediyorum.
Ay çok fena bir şey ya. Benim çalışanlarım hakkında fikir yürütebileceğini kim söyledi sana? Şaka yaptım hayatım. Ya sen de. Kötü bir espri anlayışım var. Ay Alihan, seni ziyarete geldim ve geldiğimden beri beni azarlıyorsun. Ben de çıkan haberlerimizi gördün mü diye soracaktım. Görmedim. Lal. Bir daha beni aramadan ziyaretime gelme. Hı. Gideyim yani ben. Gördüğün üzere yoğunum. Gitsen iyi olur. Kolay gelsin hayatım sana. Görüşürüz o zaman. Diğer toplantı ne zaman? Alihan Bey, ben çıkabilir miyim? Ne oldu? İyi hissetmiyorum da pek. Hastayım biraz. İyi, tamam. Çıkabilirim. Amerika'da da çok iyi bir doktorum var. Bak ona da seni tavsiye ederim. Merhaba. Merhabalar. Aa, Ender'cim. Bu ne sürpriz? Sürpriz mi? Zeynep'ciğim, ben bu derneğin başkanıyım. Hani neden şaşırdığınızı anlamadım ama. Yani son birkaç toplantıya gelmeyince biz de bir daha gelmeyeceksin falan diye düşünmüştük. Hayatım, hepi topu 2-3 toplantıya giremedim. O da boşanma sürecinde olduğum için. Yani bundan ne anlam çıkardınız anlamadım tabii. Yani haklısın hayatım. Ama yani takdir edersin ki derneğimiz bağışlarla ayakta duruyor. Evet. Yani başkanımız olarak geçmişte derneğimize yaptığın desteği yine yapabilecek misin acaba? Yapamayacağımı kim söyledi? Yeni başkanımız. Merhabalar tekrar da. Hoş geldin Ender. Ben Argun Holding adına bundan sonra derneğimizin bütün projelerinde ve etkinliklerinde son derece aktif bir rol oynayacağıma söz verebilirim. Ender'den boşalan bu yeri onurla kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Alacağım. Ender'cim. İstersen sen de oturabilirsin.
Ben hazırım. Tamam. Sen çıkabilirsin. Bu arada biri geldi, seni sordu. 4 numaraya oturtturdum ben de, haberin olsun. Tamam. Tamam. Kolay gelsin. Allah'ım ne olur Ender falan gelmemiş olsun. Halit Bey. Merhaba Yıldız. Merhaba, nasılsınız? Aynen. Eski işine dönmüşsün. Evet, öyle oldu. Memnun musun? Memnunum, yani idare ediyorum. Herhangi bir sorun yok değil mi? Yok, her şey yolunda. Her şeyin iyi olduğundan emin misin? Ender başına dert açmıyor değil mi? Her şeyi biliyorum Yıldız. Halit Bey, ben... Bitirmeme izin ver. Ender'in buraya gelmesi, olay çıkarması... Hepsinin nedeni benim. Bana bir şey yapamadığı için sinirini senden çıkartıyor. Sen de bütün bu olanları seneye çekiyorsun. Büyük bir olgunluk. Teşekkür ederim Halit Bey ama... Neden aramadın? Ben eski eşinizle aranıza girmek istemiyorum. Ya bütün bu olanlara da uzak kalmak istiyorum. Doğru yani, Ender Hanım buraya geldi. Bana ağza alınmayacak hakaretler etti. Ya ben kendimi çok kötü hissettim ve... ağrıma gitti olanlar ama... Haklısın. Haksız yere hakaretlere maruz kaldın değil mi? Yine de önemli değil. Yani dünyanın sonu değil. Ben burada çalışmasam da başka bir yerde iş bulabilirim. Yıldız. Seni kimse işinden edemez. Buna izin verme. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Her zaman yanında olduğunu söylemek için uğradım buraya. Sağ olun Halit Bey. Ben yerime gideyim. Görüyor musun? Hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Başkan olmak için bir servet harcamıştır kesin. Ablacığım, ne bekliyordun ki? Yıllarca senin isminin ağırlığı altında ezildi. Şimdi ona gün doğdu. Neyse, biraz başkancılık oynasın bakalım. NASA çok fazla sürmeyecek. Evet, evet Caner ya, tam... Dedim sana ama. Kesin, kesin. Nasılsın Ender'cim? Zehra'cığım, seni böyle ayık görmek o kadar mutlu etti ki beni. Başkanlığını da tebrik ediyorum. Yani çok boş vaktin vardı, oyalanırsın en azından. Yani sen benim oyalanmamı bırak da ben bir şeyler duydum. Çok üzüldüm. Anlamadım. Ne gibi? Paraya sıkışmışsın. Elinde avcuda olan bütün mücevherleri satıyormuşsun. Bana gelseydin ya, ben sana yardım ederdim. Ay Zehra'cığım, çok alimsin. Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Babamın sana aldığı yüzüğü satmışsın. Anlamadım, hangi yüzükten bahsediyorsun? Ender'cim, evden çıkarken parmağında olan yüzüğü. Zaten diğerleri... Babamın kasasında. Ha, o mu? Hayatım, onu ben bununla değiştirdim. Ben bir şeyi satıyorsam... belki daha iyisini almak için satıyorumdur. Kalkalım mı? Daha çok işimiz var Caner. Evet ablacığım.
Hayatım, lütfen içki içme. Bak böyle çok iyi. Çok iyi gördüm seni. Kolay gelsin. Hanımlar, bir şeye ihtiyacınız olursa beni arayın, olur mu? Yani bir tecrübeye ihtiyacınız olursa. Evet, hadi bakalım. Kolay gelsin kızlar. İyi çalışmalar hanımlar. Bye bye. Harikasın. Afiyet olsun. Sağ ol. Halit Bey, gidiyor musunuz? Gidiyorum. Bana bir şey için söz vermeni istiyorum. Seni herhangi biri rahatsız ederse bana haber ver, olur mu? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Işıkhan. Görüşürüz. Sende bir haller var ama yakında anlayacağız Zeynep Hanım. Alo. Alihan'cığım. Ne haber abla? Yanlış bir zamanda aramadım değil mi? Yo. Magazin haberlerine bakıyordum da yakında evlilik var demişler. Bunu söylemek için mi aradın abla? Her yerde boy boy fotoğraflarınız var. Herkes görmüştür, ben sana öyle diyeyim. Ben de çıkan haberlerimizi gördün mü diye soracaktım. Alihan Bey, ben çıkabilir miyim? Ne oldu? İyi hissetmiyorum da pek. Hastayım biraz. İyi, tamam. Çıkab... Alo, orada mısın? Buradayım abla. Anlat. Anlatacak bir şey yok. Yani haber doğru değil, evlenmeye de niyetim yok. Oldu. Ahiretlik bekar olarak kal o zaman. İyi, bakarsın sen de bana o zaman. Bakmaz mıyım? Bakarım tabii de ben de senin mürüvvetini görseydim. O konuda söz veremeyeceğim ablacığım. Hadi işlerim var, kapatmam lazım. Tamam. Ama sorarım ben bunun hesabını o Zafer'e. O dükkan onun başına yıkmasını bilirim ben. Aman yık. Yık, ne olacaksa sanki. Ya ablacığım, sakin takılmak zorundasın diyorum sana. Zehra'ya bak sen. Bitmedi benimle uğraşması. Her fırsatta laf soksun. Ya sen ne bakıyorsun evde kalmış alkolik Zehra'ya be? Son sözü sen söylemedin mi? Sen söyledin. Çakma makma. Parmağında gördü mü nal gibi yüzüğü? Gördü. Şimdi gider Halit'e konuşur. Zor konuşur. Halit'e bir şey diyemez o korkusundan. Ama hepsine gününü göstereceğim, hepsine. Şimdi benim eski gücümü kaybettiğimi düşündüklerinden takmıyorlar. Mücevherci gibi. Herife bak ya. Yememiş, içmemiş, Zehra'ya yetiştirmiş. Bana bak. Ara bakayım şu kafeyi. O yıldız salağını kovmuşlar mı bir öğren. Eğer o da beni hafife aldıysa çok fena olacak, çok. İyi akşamlar Avenue. İyi akşamlar. Ben yarın akşam saat 8'e rezervasyon yaptırmak için aramıştım. Tabii. Kaç kişi olacaksınız? 4. Ama bahçede yer ayırırsanız çok sevinirim. Uzatma. Tabii. Rezervasyon kimin adına olacak?
Gökhan Yıldırım. Gökhan Bey, tamam. Not aldım. Yarın için rezervasyonunuz hazır. Çok teşekkürler. Ben kiminle görüştüm acaba? Yıldız ben. Peki. Teşekkürler, kolay gelsin. Kim açtı telefonu? Yıldız. Yıldız mı açtı telefonu? Evet. Orada yani, hala orada. Evet. Anlaşıldı. Yürü gidiyoruz. Nereye? Kafeye. Ne yapacağız kafede? Benim sözüm dinlenmediğinde neler oluyor göstereceğiz. Anladın mı? Yürü. Partimizi onurlandırdığın için çok teşekkür ederim Haliç. Ben teşekkür ederim. Güzeldi her şey. Ne zamandır görüşmüyorduk? Epey oldu tabii ya. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sizleri sormadan. Harikayız. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba, nasılsın? Merhaba. Merhaba gençler. Ah Haliç'im. Yalnız kalmışsın. Seni arkadaşım Sitare ile tanıştırayım. Merhaba, nasılsınız? Memnun oldum. Çok memnun oldum ben de Halit Bey. Derin bana sizden sıkça bahsetti. Öyle mi? Sitare de 2 sene önce boşandı değil mi hayatım? 2 sene oldu. Oldu, olmuştur evet. Eminim konuşacak çok şeyiniz vardır. Ben sizi yalnız bırakayım. Siz de yeni boşanmışsınız. Hı hı. Geçmiş olsun. Her bitiş yeni bir başlangıçtır. 40 yaşına geliyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki zaman geçmiş. Artık kendimle ilgilenme zamanım geldi. Hiçbir şey yapmayacağım. Çalışmayacağım. Var mı sizin kendinizle ilgili planlarınız, dünyayı gezmek gibi? Çok özür dilerim, lafınızı kesiyorum ama benim bir yere daha uğramam gerekiyor. Çok memnun oldum. Memnun oldum. Ne gereksiz bir şeydi ya. Aradın sen ya. Ya daha presentable birilerini alsana etrafına. Gerçi benim için çok daha iyi böyle tiplerin yakınımda olması ama. Ender Hanım. Sen hala burada mısın? Bana bak. Bana müdürün çağırıp. Efendim en önemli olabilir. Bakabilir miyim telefonu? Bak bak. Alo. Alo. Abi Avenue'den Rıza ben. Efendim Rıza. Abi o günkü kadın geldi yine. Bir olay var burada. Ben de sana haber vereyim dedim. Tamam Rıza, sağ ol. Efendim bir sorunumuz var. Nedir o? Ender Hanım. Ne olmuş Ender'e? Yine kafeye gitmiş. Ruh hastası bu kadın. İsterseniz ben gidebilir miyim efendim? Çok yakınız. Ender Hanım, hoş geldiniz. Siz beni anlamadınız galiba. Ben bu kızı burada görmeyeceğim dedim sizi, değil mi?
efendim. Ben buranın en hatırlı müşterisi değil miyim? Nasıl oluyordu acaba benim lafım çiğneniyor? Hı? Yıllardır benim verdiğim davetlerle burada ayakta kaldığınızı nasıl unutabilirsiniz Mahmut Bey? Efendim isterseniz şöyle geçin, ben size bir şeyler ikram edeyim. Bu hırsızı buradan gönderin önce, ondan sonra bir şey ikram edersiniz. Ender Hanım ne demek istiyorsunuz siz, ne hırsızı ya? Mahmut Bey, lafı fazla uzatmayacağım. Bu hırsız derhal buradan gidecek. Aksi takdirde olacaklardan sorumlu değilim. Mahmut Bey, Ender Hanım'ı dışarı çıkarır mısın? Olacak şimdi ya. Buyurun Alihan Bey. Zeynep. Alihan Bey daha önce de aramışsınız ama ben görmedim, kusura bakmayın. Kapıyı açsana. Efendim? Kapıyı aç, kapıyı. Geçmiş olsun. Almayacak mısın beni içeri? Tabii buyurun Alihan Bey. Hasta ziyaretine geleyim dedim. Ayakkabılar? Ay yok yok, çıkarmayın. Geçin. Kendimi pek iyi hissetmiyordum da. Bayılacak gibi oldum şirkette. Allah Allah. Daha sonra? Sonra şey dedim ki bir elimi yüzümü yıkayayım, kendime geleyim dedim ama. Baktın yine olmadı tabii. Tabii aynen olmadı. Ben de bir ışımla çıkayım dedim. Öyle mi? Ha yok. Orası öyle değil aslında. Nasıl oldu tam olarak? Anlatsana. Benim gibi bir patronum var. Lafımı bitirmeden çıkıp gidebiliyorsun. Az çok ben de seni tanıyorum artık ha. Çok sinirlenmiş olmalısın. Yok, ben kime sinirleneceğim? Bana. Alihan Bey, ben seni niye sinirleneyim ki? Ne bileyim, belki birini gördün. Yanlış yorumladın. Kimseyi görmedim. Bir fotoğraf, bir haber ya da biri. Alihan Bey, siz neyle çalışıyorsunuz pardon? Yani biraz açık konuşuyor musunuz lütfen? Ben zaten açık konuşuyorum Zeynep. Kaçak dövüşen biri varsa o da sensin. Ben değilim. Ya siz buraya niye geldiniz? Neyi öğrenmeye çalışıyorsunuz anlamadım ben. Önce neden gittiğini söyle. Alihan Bey, şu anda kaçak dövüşen ben değilim, sizsiniz. Ben size söylüyorum işte açık açık. Hastaydım diyorum ya. Zeynep. Söyle, bitsin. Ya ben ne söyleyeyim size? Beni kıskandın. Evet, kıskandım.